Evet gençler, 63. sayfaya geldik. Bir görsellerimiz var, 7. etkinlik. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz diyor. Bu görsellerin çağrıştırdığı duygu, düşüncelerinizi anlatacağınız hikaye edici bir metin yazınız. Metin biraz uzun oldu. Siz kısaltabilirsiniz ya da videoyu durdurarak isterseniz uzun uzun yazabilirsiniz. Görseller ne arkadaşlar? Atatürk Çanakkale cephesinde düşmanı gözlemlerken, burada da Kurtuluş Savaşı'nda yaşlı kadın, çoluk çocuk işte cephane taşırken, askerlere erzak taşırken görünüyor. Burada da 2016 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Köprüsü üzerinde insanların işte tankların önüne geçip o darbeyi durdurduğu bir görsel var. Ben yazımın başlığını Dede Mehmet, Torun Mehmetçik diye attım. Ne dersiniz bilemiyorum. Hemen okuyayım. Kurtuluş Savaşı yıllarında düşman kuvvetleri Türk ordusunu iyiden iyiye köşeye sıkıştırmış, Türk ordusu geri çekilmek zorunda kalmış. Eylül ayı başlarında soğuk bir gece Türk ordusu geri çekilirken Üsteğmen Mehmet ve emrindeki yaralı askerleri yollarını şaşırmışlar. Üsteğmen Mehmet ve emrindeki yaralı 20-30 civarında asker peşlerinde büyük bir ordu olduğu halde bir dağ yamacında köşeye sıkışmışlar. Civardaki bir dağ köyü ve köyün sakinleri onları yüksekçe bir konumdan izliyormuş. Kendilerine doğru gelen atlıların Türk askeri olduğunu anlayarak hemen yanlarına gelmişler ve canları pahasına Türk askerlerini köylerine getirerek ahırlara saklamışlar. Bir müddet sonra köye gelen Yunan askerleri köylülere Türk askerini görüp görmediklerini sormuşlar. Köylüler elbette Türk askerlerini görmediklerini söyleseler de Yunan askerleri köylülere inanmamışlar. Birkaç saat köylülere eziyet etmişler, dayak atmışlar. Köylüler canları pahasına askerlerimizi ele vermemişler ve yerlerini söylememişler. Yunan askerleri bunca eziyete rağmen köylüler bir şey söylemeyince askerlerin köyde olmadıklarına ikna olarak köyü terk etmişler. Yunan askerlerinin gitmesinden sonra köylüler sağ salim Üsteğmen Mehmet ve yaralı askerlerini sakladıkları yerlerden çıkararak ordu karargahına götürmüşler. Köylülerin bu kahramanlığını unutmayan Üsteğmen Mehmet bunu hatıralarını yazdığı deftere kaleme almıştır. Köylü bir teyzenin ettiği lafı da yazmış. Oğul, 100 sene sonra da olsa sen de bizi kurtarırsın bir gün. Tasalanma demiş. Aradan hemen hemen 100 yıl geçmiş. Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösteriyormuş. Hain darbe girişimi haberini alan Üsteğmen Mehmet'in torununun torunu olan Üsteğmen Mehmet izinde olduğu için darbe girişimini televizyonda öğrenmiştir. Büyük büyük dedesinin kendisinde olan ve defalarca kez okuduğu günlüklerindeki köylü teyzenin sözü hemen aklına gelmiş. Gün bugündür diyerek yola koyulmuş ve izinde olmasına rağmen hemen birliğine dönmüş, askerlerini toparlamış, darbecilere karşı mücadele etmiş. Üsteğmen Mehmet, dedenin torunu Üsteğmen Mehmet, bir kahramanlık hikayesi yazarak vatanının bir kez daha kurtulmasına katkıda bulunmuş. Evet, güzel olmuş değil mi? Dede Mehmet, torun Mehmetçik. Güzel olmuş bence başlık. Evet arkadaşlar, 15 Temmuz etkinliğimizin cevapları ve hazırlıkları burada son buldu. Abone olup WhatsApp gruplarında paylaşırsanız, bir de videolarımızı beğenirseniz bizim için bu yeterlidir. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.